Merhabalar, iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Erol Küçükoğlu. 18.30 randevunuza hoş geldiniz. Günün gelişmelerinden derlediğimiz akşam bülteniyle karşınızdayız. Geceden sabaha değişen Türkiye ve ordu gündeminde neler oldu, bitti? Hepsini tek tek ekranlara getireceğiz. Öncesinde son olarak nerede kalmıştık? Hemen onu hatırlayarak başlayalım. Dün en son fındık fiyatlarından bahsetmiştik. Fındık fiyatlarındaki tartışmalar beraberindeki endişeli bekleyişi de sürdürüyor. Hükümetten herhangi bir resmi adım gelmedi şu ana kadar. Milletvekilleri serbest piyasaya müdahale edilemeyeceğini söylüyor. Ancak bir taraftan da rekolte düşüyor, fiyat da düşüyor. Sanki bir sirk kurulmuş, birileri fındığı bu sirkte ipe çıkarmış, cambazlık yaptırıyor gibi bir izlenim var ortada. Çünkü dünyanın neresinde olursa olsun olmayan bir ürünün fiyatı düşmez, aksine değer kazanır. Ama ne hikmetse fındık fiyatlarında bu olağan durum işlemiyor. Mutlaka birilerinin müdahalesi olduğunu gösteriyor. Gözler her gün Ordu Ticaret Borsası önündeki fiyat kartelasında, fiyat tabelasında. Bakalım değer kaybı ne kadar sürecek? Bizler de sizler gibi bekleyip göreceğiz. Şimdi fındık fiyatlarında hal böyleyken duruma ziraat odaları da tepkili. Çünkü rekolte 468 binden 420 bin tona düştü. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından bu rakam resmiyete geçirildi. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Uğur Cürit de üreticileri emanete fındık bırakmamaları noktasında uyardı. Bunun için kimse kimseye bahane bulmasın açıklamasını yaptı Cürit. Bugün yaşanan fiyat istikrarsızlığının bir numaralı sorumlusunun da maalesef emanete fındık bırakan üreticilerdir şeklinde ifadeleri oldu. Dün en son bu başlıklarda kalmıştık. Geçelim bugünün gündemine. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı Beştepe'de kabul etti. Bu akşam saatlerinde, akşam bültenini yayına hazırladığımız saatlerde de bu görüşme hala sürüyor. Görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama olacak mı? Bunu da ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün salı, biliyorsunuz, meclis grup toplantıları vardı. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım grup konuşmasında daha çok idam tartışmalarını gündeme getirdi. Diğer siyasi partilerle bu konuda mutabakat sağlanırsa milletin umumi arzusu olan sınırlandırılmış bir düzenleme yapılabilir. Bu yapılan düzenlemenin de geriye doğru işlemeyeceğinin bilinmesini isteriz diye konuştu. Teklif de bu yönde olacak. Türkiye açısından önemli yine bir başka konu başlığı da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılıyla alakalıydı. Yani 2023'te yerli jetimiz Türk semalarında uçacak açıklamasını yaptı. Bu da bir nevi müjde sayılabilir. Ve Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasındaki ana gündemi ise başkanlık tartışmaları oldu. Bahçeli'ye seslendi. Bunlar Türkiye'yi eyaletlere bölmek ve parçalamak istiyorlar. Açık ve net söylüyorum, Türkiye'yi bölme projesidir başkanlık sistemi. Hiçbir siyasi liderin tuzağa düşmemesi lazım diye konuştu. Cumhuriyet gazetesindeki operasyonlar da gündemindeydi. Bugün oynananlar başkanlık rejiminin fragmanı benzetmesini yaptı. Yorumu bu şekilde oldu Kılıçdaroğlu'nun. Ve MHP lideri Bahçeli, o da grup konuşmasında partililere ve Türkiye'ye seslendi. Gündeminde idam cezaları vardı. Madem milletimiz bunu istemektedir, bahaneye kaçak güreşmeye, fuzuli konuşmaya gerek yok. AKP hazırsa MHP dünden vardır açıklamasını yaptı Bahçeli. İdam cezalarına yönelik de yorumu bu şekilde oldu. FETÖ operasyonları vardı yine Türkiye gündeminde. Radyo ve televizyonların birinci derece denetçisi konumunda olan RTÜK'te, Radyo Televizyon ve Üst Kurumu'nda bugün FETÖ operasyonu yapıldı. Aralarında bir daire başkan yardımcısıyla üst kurul uzman ve uzman yardımcılarının da bulunduğu 28 kişiden 21'i gözaltına alındı. Soruşturmanın ev sahibi ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, İstanbul ve Aksaray'a kadar da uzandı bu operasyonlar. Yine bugün özel kuvvetler gündemdeydi. Yeni Halis Demirler alınacak başlıkları atıldı internet medyasına. İlk defa bordo berelilere dışarıdan personel alımı gerçekleştirilecek. Milli Savunma Bakanlığı bu alımı yapacak. Sadece muvazzaf subay ve az subaylardan oluşuyor bu birlik. Özellikle de KPSS'den en az 50 puan şartı aranacak. Bizim bölgemizde Rize'den bugün korkunç bir olay haberleri geldi. Ajansların gündemine düştü. İkizdere'de bir köy kahvehanesine bir otomobilden açılan ateş sonucu iki kişi hayatını kaybetti. İkisi ağır, 8 kişi yaralandı maalesef. Saldırının 33 RV Rize Van 875 plakalı bir araçtan yapıldığı belirtildi.
Mehmet Yaşar Akdeniz ve Abdullah Özkan, hayatını kaybeden isimler Orhan Algül, Fatih Işık, İhsan Albayrak, Cemal Oğuz, Hüseyin Yılmaz, Hasan Akay, Hızır Çakır ve Ahmet Şahin'de yaralı olan isimler. Bölgede hareketlilik sürüyor, tansiyon yüksek, bir taraftan da soruşturma sürdürülüyor. Ve bugünün son notu bizden bir paylaşım olsun. Yeni Ordu İl Emniyet Müdürü görevine başladı. Vali Balkanlıoğlu ile bir araya geldi bugün. Ordu İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, Gaziantep Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü'ydü. Artık Ordu İl Emniyet Müdürü oldu. Canla başla çalışacağından yana da hiç şüphemiz yok. Başarılar dileyelim kendisine. Bugünün notlarından da paylaşacaklarımız bunlardı. Kendi gündemimize geçeceğiz. Kendi gündemimiz de oldukça yoğun. Hadi başlayalım. Sayın seyirciler, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü, aynı zamanda da Ordu Milletvekili Numan Kurtulmuş, dün Bakanlar Kurulu sonrası önemli açıklamalar yaptı. Dün akşam bültenini yayına getirdiğimiz saatlerde yapıyordu bu açıklamaları. Terör örgütlerine yönelik sert mesajlar yolladı Kurtulmuş. Başkanlık sistemi içinde önemli açıklamalarda bulundu. 330'u görürsek düğmeye basarız diye konuştu. Anayasa deyince tek başımıza bizim gücümüz yetmiyor. Bu anayasa değişikliğini yapabilmek için diğer partilerin tavırlarının, tarzlarının ne olacağını görmemiz lazım. Sayın Devlet Bahçeli'nin işin önünü açan, bu tartışmaları bir an evvel hızlandırıp sonuçlandırmak niyetini ortaya koyan beyanları açıktır. Dolayısıyla burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin nasıl tavır takınacağı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl tavır takınacağı, bizim atacağımız adımların hem içeriğini, kapsamını belirlemek, hem takvimini belirlemek bakımından önemlidir. Tek başımıza halledemeyeceğimiz bir işi tek başımıza halledecekmiş gibi topa girmeyiz. Eğer burada bir ittifak, bir konsensus gerekliyse o konsensusu ararız. Hangi kısıtlar içerisinde bu konsensusa ulaştığımızı biliriz. Bu konsensusa ulaştıktan sonra da takvimi işletmeye başlarız. Dolayısıyla bu bir müzakere süreci gerektirecektir, doğru. Bu müzakere süreçleri içerisinde diğer partilerin ne tür tavır takınacaklarını görmemiz lazım. Bu tavırlar sonucu 330'u aşacak bir irade ortaya çıktığını gördüğümüz anda ve hangi kapsamlı anayasa teklifiyle bunun olması mümkünse bunu gündeme getiririz. 330'a ulaşmak için başka partilerin bu anlamda görüşlerini de sonuna kadar dinleriz. Bütün partilerin dinleriz. Kimin söyleyeceği ne varsa yeni anayasa konusunda ya da anayasa değişikliği konusunda onları dinleriz. Yeterli 300, şunu da en baştan söyledik biliyorsunuz. 367'yi bulsak bile millete gideriz. 330 ile 367 arasında olursa zaten mecburen gideriz. 330'un altında parlamentoda çıkarsa o da başımızın üstüne. Ama herhalde siyasi bir parti olarak, iktidar partisi olarak 330'un altında çıkması muhtemel bir noktaya eğer bu iş gelirse o adım da herhalde atılmaz. Adım, daha doğrusu olumlu tarafından söyleyeyim. 330'u aştığımızı gördüğümüz anda düğmeye basar, adımlarımızı atarız. Ve tüm Türkiye'de olduğu gibi orduda da Fethullahçı terör örgütü ve paralel devlet yapılanmasına yönelik soruşturmalar, bir taraftan da operasyonlar devam ediyor. Soruşturmalar kapsamında Altınordu, Fatsa, Ünye, Akkuş ilçelerinde aralarında polis memurları, eski Cihan Haber Ajansı çalışanları ve öğretmen olan 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ordu'da Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Altınordu, Fatsa, Ünye, Akkuş ilçelerinde aralarında polis memuru, eski Cihan Haber Ajansı çalışanı ve öğretmen olan 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki sorguları sürüyor. Özellikle son bir aydır Ordu'da ölümlü trafik kaza sayısında artış yaşanmaya başladı. Yollar deyim yerinde ise kan gölüne dönerken akıllara TEDES olsaydı bu kazalar yaşanır mıydı sorusunu getirdi. Öyle ki kazaların en önemli sebebi maalesef aşırı hız olarak göze çarpıyor. Bugün de Altınordu'da Büyükşehir Belediyesi Durugöl Yerleşkesi yakınında bir kaza meydana geldi. 67 yaşındaki Kemal Işık hayatını kaybetti. Biri ağır, 6 kişi de yaralandı. Ordu bugün yine trafik terörüne kurban verdi. Özellikle TEDES'in kaldırıldığının açıklanmasının ardından hemen her gün sahil yolundan kaza haberleri geliyor.
Sürücüler sahil yolunu sanki F1 pisti gibi kullanırken kazalarda kaçınılmaz oluyor. Bu kez kaza haberi Altınordu Büyükşehir Belediyesi Turgöl yerleşkesi yakınından geldi. Elde edilen bilgilere göre Giresun istikametinden Samsun yönüne doğru hareket halinde bulunan büyük binek araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek dolmuşta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol bir anda savaş alanına döndü. Yiyecek ve sebze yüklü binek otomobilinde bulunan yükler yola savrulurken meydana gelen kazada 67 yaşındaki Kamil Işık hayatını kaybederken biri ağır, 6 kişi de yaralandı. Kaza sonrası yol trafiğe kapatılırken yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapıldı. Öte yandan binek aracının ve dolmuşun sürücüsü kaza sonrası araçta sıkıştı. Yaralı sürücüleri itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu ancak çıkarabildi. Kazada yaralananlarsa ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi. Çalışmaların ardından sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü 67 yaşındaki Kemal Işık hayatını kaybederken dolmuşta sıkışan araç sürücüsü Ömer Serdaroğlu ise sıkıştığı araçtan ağır yaralı olarak çıkarıldı. Dolmuş bu tarafa devrildi. Hatçı buraya geldi. Devrilince hatçının boynu burada arabanın altındaydı. Başka görmedim. Yaraları biz çıkarttık. Arabayı biz kaldırdık. Hatçı. 4 tane yaralı var, bir ölü var. Hatçıyı ben arabanın altında görünce kaçtım bu tarafa. Vallahi korkudan kaçtım. Çünkü üzüldüm yani. En sonunda bir daha geldim. Kimse kaldı mı yarabı? Kaldıralım bari dedim. Kaldırdık ama Hatçı'nın durumu ağırmış herhalde. Yine Allah sabır, Allah kolaylık versin. Neyse. Diğer kamyonet... Onda ölü var bir tane. Onda İkincisi de yaralı. Hatta da ikisi de yaralı. İki tane bayan vardı. Bunlar yerde yatıyordu. Bunları da biz çıkarttık. Hatçı'yı çıkartamadık. Çünkü Hatçı'yı nasıl çıkartamadık? Arabayı kaldırmamız lazımdı. Çünkü Hatçı'nın boynu arabanın altındaydı. Tabii canım. Diğer aracın şoförü ne durumdaydı? Bu ölü abi. Onu katmasız yapıyorlardı, kendine gelmedi çünkü. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Ordu Devleti Hastanesi'ne kaldırılan dolmuş sürücüsü Ömer Serdaroğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Geçen sene 22 Mayıs 2015'te hizmete açılan Ordu Giresun Havalimanı hızla gelişip yolcu kapasitesini de arttırıyor. Açılışından bu yana yaklaşık 900 bin yolcu taşıdı. Havalimanı ile birlikte yatırımcıların gözü de Ordu'da. Ancak arsa fiyatları el yakıyor. Gülyalı Belediye Başkanı Talip Şen ilçede arsa fiyatlarının oldukça yükseldiğine dikkat çekerken bu durumun bir diğer sebebinin de Çikolata Park projesi olduğunu söyledi. Türkiye'nin prestij yatırımlarından biri olan ve Gülyalı ilçesinde denize inşa edilen Ordu Giresun Havalimanı ilçenin kaderini değiştirdi. Havalimanının açılışından bu yana geçen 1,5 yılda 800 bine aşkın yolcu yararlanırken yatırımcılar da ilçede yatırım yapmak amacıyla arazi arıyor. Ancak arsa sahiplerinin yüksek fiyat istemesi yatırımcıları kara kara düşündürüyor. Havalimanının ilçemize yapılması ve 2015 Mayıs'ında hizmete girmesiyle o günden bugüne arsa ve emlak fiyatları her geçen gün ilçemizde yoğun bir şekilde artıyor. Tabii bu sadece havalimanından dolayı değil, bölge halkımızın sahile aşırı şekilde yüklenmesinden, işte herkesin sahilde benim de bir evim olsun, bir meskenim olsun düşüncesinden, bir de sahildeki Karadeniz sahil yolunun tamamıyla Karadeniz sahilinden geçmesinden dolayı yer yer, bölge bölge, özellikle yeme içme mekanlarının, konaklama tesislerinin karayolu kenarında yapılaşmasından kaynaklanıyor. Gülyalı Belediye Başkanı Talip Şen, ilçede arsa fiyatlarının oldukça yükseldiğini ifade ederek, ilçemizde havalimanı yapılmadan önce ana yol kenarı ve havalimanını kuş bakışı gören yerlerde bir dönüm arsayı 100-150 bin liraya alabiliyordunuz. Şu anda ise bir dönüm arsayı 1 milyon liradan aşağı alamazsınız dedi. Beklentilerimiz bizim elbette ki çok yüksek. Bu nedenle gelen giden yatırımcılar, büyük bir bölümü Gülyalı tarafından özellikle yeme içme mekanları ve konaklama tesisleri yapmak konusunda arsa arayışı içerisindeler. Tabii fiyatların yüksek oluşu da bunu olumsuz yönde ters orantılı olarak etkiliyor. Biz burada yatırımcı, iş adamıyla araç sahipleri arasında bir köprü görevi üstlenmiş durumundayız.
Başkan Şen, yatırımcılar özellikle yeme içme ve konaklama tesisi yapmak konusunda arsa arayışı içine girdiler. Ancak fiyatların da yüksek olması bunu olumsuz yönde etkiliyor. Açıkçası havalimanı ve Türkiye'de tek olan çikolata parkın Gülyalı'da inşa edildi. Bu durum arsa sahiplerinin iştahını kabarttı ifadelerini kullandı. Havalimanı açılana kadar burada şu özellikle karayolu kenarında 100 lirayla belki 250 lira arasında alabileceğiniz arsalar olabiliyordu. Ama şu anda kimin arsasını sorarsanız sorun bu karayolu kenarında 1000 liradan aşağıya size kimse fiyat söylemez. Bu da eski parayla 1000 metrekare yeri yani bir dönüm yerin 1 trilyon lira civarında olduğu. Sayın seyirciler, havalar artık iyice soğumaya başladı. Yer yer kar yağışlarının da görülmesiyle birlikte soğuyan havalardan dolayı insanlar da yakacak derdine düştü. Peki yakacak fiyatları ne durumda? TV2 Haber bunu sizin için araştırdı. Türkiye genelinde yer yer kar yağışları görülmeye başlandı. Kış mevsimi geldi. Isınma ihtiyacı ise çoktan hissedildi. Her ne kadar çoğu kesim doğalgaza geçmiş olsa da hala soba ile ısınan vatandaşlar var. Vatandaşlar odun, kömür ve yörenin vazgeçilmez yakacakları arasında yerini alan fındık kabuğu almaya başladı. Bölgemizde yakacak olarak kullanılan fındık kabuğunun fiyatı içini geçti. Her yönüyle pahalı olan fındık kabuğuna adeta paha biçilemiyor. Yakacak olarak kullanılan odun, kömür ve fındık kabuğu fiyatları ise bu yıl oldukça pahalı. Fındık kabuğunun kilosu 18 ila 20 lira arası değişirken kömürün kilosu 17 liradan alıcı buluyor. Fındık kabuğunun fiyatı 17 ila 20 lira arasında değişirken diğer bir yakacak türü olan kömür ise 17 liradan alıcı buluyor. Bu yıl odunda geçen yıl oranla fiyat değişimi yok sayılacak kadar az. Ayrıca kış yakacağının olmazsa olmazı odunlar da bu yıl tonu 400 liradan alıcı buluyor. Kışlık yakacaklarda sanırsak en uygunu odun. Bu yıl odunun tonu 400 lira. Ordu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz, kivi üretiminde erken hasat yapmanın Ordu kivisinin marka değerini düşürebileceğini, bu sebeple yapılan ölçüm sonuçlarına göre hasata başlanılması gerektiğini söyledi. Ordu'da fındıktan sonra önemli bir tarım ürünü olan kivi de hasat dönemi yaklaşıyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından belirlenen, il ve ilçe müdürlüklerince yapılacak olan, suda çözünür kuru madde oranına göre başlanacak olan hasat dönemiyle 4600 ton kivi rekoltesi bekleniyor. Ordu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz, hasat döneminin yaklaşmasıyla birlikte erken hasat yaparak fazla gelir sağlamak isteyen üreticilere uyarılarda bulundu. Kemal Yılmaz, Türkiye'de marka haline gelen Ordu kivisinin erken hasat edilirse değer kaybına uğrayacağını belirtti. Evet, ilimiz yaklaşık 3000 dekar alanda kivi yetiştiriciliği yapılan bir il ve kivi kalitesi bakımından da diğer illere nazaran aroması kalitesi diğer illerden çok daha iyi durumda Ordu kivisinin. Bu bize şöyle bir sorumluluk yüklüyor hem üreticilerimize hem de bizlere. Kivinin erken hasat edilmemesi gerektiğini, çünkü erken hasat edilmesi durumunda bu kivinin aromasının, Ordu'ya has o tadının aromasının kaybolacağını ve depoya dayanımının azalacağını gösteriyor. Dolayısıyla bu konuda hem üreticilerimizin hem de bizlerin sorumluluğu var. Bizlerin sorumluluğu onları erken hasattan kaçınmaları noktasında uyarmak. Onların da bizim bu uyarılarımızı dikkate almak suretiyle erken hasattan kaçınmaları gerekmekte. Üreticilerin şeker ölçümlerine göre hasat yapması gerektiğini aktaran Yılmaz, bu konuda ekiplerimiz ilçelerde çalışma yürüterek refraktometre ölçümleri yapıyor. Yılmaz, yapılan ölçümlere göre ise hasat zamanı olmadığını ifade etti. Arkadaşlarımız şu an sahada refraktometre dediğimiz cihazlarla kivide hasat zamanının gelip gelmediğini tayin etmeye çalışıyorlar. Şu an yapılan tespitlerde henüz hasat zamanının gelmediğini bizlere bildirdi arkadaşlarımız. Tabii sürekli olarak ilçelerimizde de bu refraktometre denilen cihazlarımız mevcut. İlçe müdürlüklerinde çalışan arkadaşlarımız ve il müdürlüğünde kivi konusunda çalışan uzman arkadaşlarımız bu tespitleri yapıyorlar.
Zaten üreticilerimiz de ilçe müdürlüklerine uğramak suretiyle kivinin hasat tarihinin gelip gelmediği noktasında bilgi almaktadırlar. Dolayısıyla biz üreticilerimizden erken hasattan kaçınmalarını ve kiviyi tam hasat olumuna geldiği tarihte, bu da refraktometre dediğimiz o cihazda kuru madde oranının 6,5 ile 7,5 arasında ölçüldüğü dönemde hasat tarihi gelmiş demektir. Dolayısıyla bu döneme gelmeden üreticilerimizin kivisini hasat etmemelerini istiyoruz. Vergi borçları için yapılandırma süreci sürüyor. 31 Ekim 2016 tarihi itibariyle aslında bitmişti. Ancak bir ay daha uzatılmasına karar verildi. Konuyla ilgili tüm mükellefleri bir kez daha uyaran Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, yapılandırmadan faydalanmak isteyenler için son başvuru tarihinin 25 Kasım 2016 olduğunu söyledi. Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, 6736 sayılı kanunun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren borçların yapılandırma süresinin 25 Kasım 2016 tarihine kadar uzatıldığını söyledi. Yapılandırma süresi biliyorsunuz 31 Ekim tarihine kadar tamamlanması maksadıyla Maliye Bakanlığımızın, devletimizin kanunla belirlemiş olduğu bir düzenlemeydi. Bu düzenlemede pek çok vergi, bizde de emlaktır, çevre temizliktir, diğer vergilerdir, yapılandırmaya tabi tutulmuştu belediye olarak. Vergi borcu yapılandırmasının bir ay daha uzatılmasının bir fırsat olduğunu belirten Başkan Engin Tekintaş, vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve belediye alacaklarının yeniden yapılandırmasının büyük bir imkan olduğunu söyledi. Biz de bu süreçte duyurularımızı yaptık, gerekli çalışmaları yaptık. Bununla ilgili vatandaşımızın istifade etmesi gerektiğini düşündüğümüz bir uygulama olduğunu herkese duyurmaya çalıştık. Ancak alınan Bakanlar Kurulu kararı gereği de bu süre 25 Kasım olarak tekrar ertelenmiş oldu. Uzatıldı daha doğrusu, ertelendi demeyelim. Bu uzatma süresi içerisinde de bugüne kadar başvuranlar olduğu gibi bundan sonra da başvuruların tamamlanıp borç yapılandırması herkesin istifade etmesini istiyoruz. Aslında baktığınız zaman böyle bir imkan her zaman sunulmuyor. Bu imkan da geniş kapsamlı bir imkandı. Dolayısıyla bundan da istifade edilmesi gerektiği ortada. Bir yandan devlet elbette ki alacağını alacak. Belediyeler elbette ki tahsilatlarını yapacak. Ama bu imkan sunulmuşken biz de diğer işlemleri biraz durdurmuş olduk. Yani şimdi takip yöntemiyle, tahsil yöntemiyle devam ettiğimiz süreci yapılandırma dolayısıyla biz de durdurmuş olduk. 25 Kasım'a kadar bu süreci biz de takip edeceğiz. Ama o süreçten sonra herhangi bir şekilde yapılandırmaya dahil olmamış, borcunu takip etmemiş olanlar varsa biz de tekrar hem takip yöntemiyle hem tahsil yöntemiyle devletin ödeme emrinde, belediyelerin ödeme emrinde göndererek bu sistemi devam ettireceğiz. Mükelleflerin 30 Haziran 2016 tarihi öncesine dayanan, vadesi geçtiği halde ödenmeyen idari para cezaları hariç amme borçlarını peşin veya 6, 9, 12, 18 eşit taksit halinde yapılandırılabiliniyor. Tabii burada şu yanlış anlaşılmasın, 25 Kasım uzatıldı ama ödeme günleri, taksit günleri ve taksit sürelerinde bir değişiklik olmadı. Dolayısıyla 31 Ekim'e kadar yapılandıranlarla 25 Kasım'da yapılandıranların farkı yok. Akkuş ilçesine kazandırılacak olan Sosyal Güvenlik Merkezi için altyapı çalışmaları başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu Ordu İl Müdürü Mehmet Yaşar Günay ilçeye Sosyal Güvenlik Merkezi açılacağı müjdesini verdi. Sosyal Güvenlik Kurumu Ordu İl Müdürü Mehmet Yaşar Günay, Akkuş ilçesine Sosyal Güvenlik Merkezi kurarak hizmeti vatandaşın ayağına götüreceğiz dedi. Bunun için altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Yaşar, bu merkezimizi en kısa sürede ilçemizde hayata geçireceğiz diye konuştu. 5502 sayılı teşkilat kanunumuzun 27. maddesinde kurumca belirlenen kriterler doğrultusunda muhtelif illerde sosyal güvenlik merkezleri açılır diyor. Bu kriterlerden birkaçı: şehir merkezine mesafe, en yakın sosyal güvenlik merkezine olan mesafesi 50 kilometre ve üzerinde mesafe olan. Biz sadece şehir merkezini söylüyoruz ama siz söylediniz Akkuş ilçemiz. Akkuş ilçemize en yakın sosyal güvenlik merkezi Ünye'de. Ünye'ye 55 kilometre veya 60 kilometre mesafe var. Sadece biz Akkuş'un içinde oturanları değil, köylerinde oturanları, mahallelerinde oturanları da işin içine katarsak Ünye'ye 2 saatten önce gelemeyen yerleşim merkezlerimiz var. Kurumumuzun politikası hizmeti vatandaşın ayağına götürmek. Mümkün olduğu kadar
yerelde hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Bu tamamen teknik, ekonomik ve personel şartları göz önünde bulundurularak yapabiliyoruz. Akkuş'ta bir çalışma başlattık. Akkuş'tan da talep var. Yönetim kurulundan açılmasıyla ilgili kararımız çıktı. Açılabilir. Altyapı fizibilite çalışmalarımız devam ediyor. Hem hizmet sunacağımız bina hem de personel çalışmalarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en kısa sürede Akkuş'ta sosyal güvenlik merkezi açmış oluruz. İlçede sosyal güvenlik merkezinin kurulmasıyla birlikte Akkuşlular Ordu'ya gelmeden işlemlerini kısa yoldan yapabilecekler. 1999 yılından itibaren Almanya'da faaliyet gösteren Gurbetçi Ordulular Derneği seçimli olan genel kurulunu düzenledi. Tek listeline girilen seçimlerde 7 kişilik yönetim kurulu aralarında başkanını da seçecek. Bu derneğin tüzüğüne göre önce bir grup seçiliyor. Yani en az minimum 7 kişi. Onun içinden kendi aralarında seçiyorlar. Başkan belli değil burada. 1999 yılında Almanya Forsheim'de faaliyet gösteren Gurbetçi Ordulular Derneği'nin 10. olağan genel kurulundaki yönetim kurulu seçimine tek liste girdi. Tek liste tüm üyelerin oylarını alarak yeni Gurbetçi Ordulular Derneği'nin 2 yıllık yönetimini oluşturdu. Bir şey daha ilave etmek istiyorum. Evet arkadaşım. Şimdi Yılmaz'ı tabii ki övdük. Gerekiyordu. Yalnız bu 2 sene içerisinde Yılmaz'ın görevini üstlenmiş İlhan arkadaşımız var. Yılmaz'ın aldığı alkış kadar alkış ben İlhan'a istiyorum. Derneğin olağan genel kurulu Forsheim'deki dernek lokalinde yapıldı. Genel kurulda divan başkanlığına Yunus Coşküner, Musa Sever, Fethi Akdoğan seçildiler. Bu yeni listede bunların içinden başkan olacak. 7 kişi lazımdı, fazlasıyla var. Ben size takdim edeyim. Gündem maddelerinin görüşülerek ibra edilmesinin ardından seçime gidildi. Genel kurulda oy kullanan üyeler yeni başkan listeye eksiksiz oy verdiler. Tüzük gereği önümüzdeki günlerde yönetiminde bu listenin içinden çıkması gerekiyor. Yeni yönetimde yer alan isimlerse şöyle: İbrahim Dindar, İlker Bayrak, Metin Sarıyer, Ramazan Budak, İlhan Özcan, Turgay Şanlıtürk, Erdem Yurttaş, Harun Tunç, Ahmet Yüksel, Mehmet Tekin, Murat Çalışkan oldu. Nerede kalıyorsun Türkiye'de? İzmir'de. İzmir'de. Karşıyaka'da mı? Nerede? Evet. Şirinyer'de mi? Buca'da mı? Karşıyaka'da. Karşıyaka'da kalıyormuş. Bir tane bizim vardı ya 30 neydi? 35,5 vardı. Bilen var değil mi kim olduğunu? Evet, sevgili izleyiciler, devam ediyorum. Sen de zaten görüşmüştük. Sen de yönetimdesin şimdi. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Kutluyorum. Şu an sevgili izleyiciler, bunlar aralarından bir başkan seçecekler. Bakalım başkan daha seçilmedi. Evet, eski başkanlardan Metin arkadaşımız. Metin, seni tanıyalım. Ben Metin Sarıyer, Ulubey Doğulu Köyü'ndenim. Doğulu Köyü'ndensin Ulubey. Evet. Bu yönetime de girdin. Hayırlısı çalışkan olsun inşallah. Ulubey Şıhlardanım. Şıhlardansın. Evet. Bu sene izine gittin mi? Yok abi, 2 sene önce gittim. 2 sene önce gitmiş. Evet, bir şey demek istiyor musun? Vallahi hepimiz hayırlı olsun. Şimdi tanıyalım yeni yönetimin yeni arkadaşlarımızdan. Seni tanıyalım. İbrahim Dindar ben. Ordu Fatsa. Köy Meşebükü. Ve beyaz esaret başladı. Ordunun yüksek rakımlı Çambaşalı, Turnalık ve Pangal yaylalarıyla Akkuş ilçesine mevsimin ilk karları yağdı. Beyaz örtünün sağdığı yüksek kesimler her taraf bembeyaz oldu. Yüksek rakımlı Çambaşı, Turnalık, Pangal yaylalarıyla Akkuş ilçesine mevsimin ilk karı yağdı. 2000 rakımlı Çambaşı, Turnalık ve Pangal yaylaları yağan karla beyaza büründü. Geçen sene ayın 26'sına yağmış değil mi? Evet, ayın 26'sına yağmıştı. Akkuş ilçesi merkezi ve mahallelerine de kar yağarken il genelinde herhangi bir olumsuzluk olmadığı belirtildi. Altınordu ilçesi Perit dibindeki 1200 rakımlı Pangal yaylasında ise yağan karla birlikte tablo gibi manzaralar oluştu. Sonbaharın sararan ağaç yaprakları karla beyaza bürünürken besiciler de kara rağmen koyunlarını otlatmaya devam etti. Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı Perşembe yaylası ise yağan karla beyaza büründü. Kış hastalıklarının kapıyı çalmasıyla birlikte ilaç niyetine tüketilen şifa kaynakları, bitkiler vatandaşların ilgi odağı haline gelmeye başladı. Kışın boğaz ağrılarına ve öksürüklere derman olan bitki çayları aktarların tezgahlarını süslüyor.
Kuşkusuz ki doğal bitkiler birçok hastalığa derman olduğu gibi kışın ortaya çıkan boğaz ağrıları ve öksürüklere de derman oluyor. Özellikle hastaneye gitmeyi sevmeyen ve ilaç kullanmaktan çekinen vatandaşlar için doğal bitkiler ve doğal bitki çayları kurtarıcı oluyor. Özellikle kış aylarının vazgeçilmez içecekleri arasında yer alan bitki çayları aktarlarda envai çeşit türüyle tezgahları süslüyor. Hal böyle olunca vatandaş onlarca çeşit bitki türünün ve bitki çayının bulunduğu aktarlara uğramaktan geri kalmıyor. Aktarlarsa konu hakkında önemli detaylar verdi. Onlara göre kışın hastalıklara iyi gelecek bitki türlerini şöyle özetlediler. Tabii öncelikle şunu söyleyeyim. Bölgemize de yetiştiği gibi ıhlamur bir numaralı tercihimiz. Ayrıca solunum yolları enfeksiyonu için, öksürük için yine zencefil tercih edilen bir bitkidir. Yanında çubuk tarçın içebilirler. Hem vücudun antioksidan özelliği vardır vücudumuza. Zararlı bakterileri falan atar. Ayrıca yine öksürüğe, balgam sökmeye çok iyi gelen keçi boynuzu var. Keçi boynuzun çayını yapabilirler, pekmezini tüketebilirler. Pekmezin içine keçi boynuzu zencefilin tozunu karıştırıp macun kıvamında da yapabilirler. Böylelikle hem ciğerlerin bronşlarını temizliyor, öksürüğe çok iyi geliyor. Yine yanında ıhlamur demliyorlar vatandaşlar. Ihlamurun yanısına ada çayı koyabilirler. Aktarlara göre ıhlamur en güzel şifa kaynağı iken ıhlamuruysa zencefil, çubuk tarçın, keçi boynuzu ve ada çayı takip ediyor. Peki siz bu şekilde karışım halinde satıyor musunuz? Karışım halinde derken vatandaşın üsteği üzerine ben kendim karışımlar yapıyorum. Ama normalde hazır ambalajlı paketlerimiz var karışım halinde. Bunlar daha çok tercih edilen ürünler çünkü markası belli, son kullanma tarihleri, SKT'leri her şey belli. Hem de tarım destekli yani onaylı bir ürün. Ama yine tabii ki istekler üzerine kendim karışım yapıyorum. Özellikle kanser, karaciğer, sedef, mide, ülser hastalıklarının hücrelerini önemli bir ölçüde yok eden arılardan elde edilen propolis son yıllarda ilgi odağı oldu. Ancak uzmanlar propolisin kimyasal analizi yapılmadan saf halde satılmaması gerektiğini belirtiyor. Ordulu arıcılara bu önemli uyarı Erciyes'ten geldi. Propolis şifa dağıtıyor. Maliyeti ise cüzdan yakıyor. Birçok derde deva niteliğindeki şifalı propolis için uzmanlardan önemli bir uyarı geldi. Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sibel Silici, bazı hastalıkların tedavisinde yan ürün amacıyla kullanılan propolisin kimyasal analizi yapılmadan saf halde satılmaması gerektiğini belirtti. Propolis bir arı ürünüdür, çok değerli bir arı ürünüdür. Bal arılarının çeşitli ağaçların tomurcuklarından topladıkları reçinin içerisine biraz bal mumu katmak suretiyle kovana getirdikleri, özellikle kovanı hijyen sağlamak amacıyla ve yapı malzemesi olarak kullanmak amacıyla getirdikleri bir üründür, reçineli bir üründür. Profesör Doktor Silici, propolisin bal arılarının ağaçların reçinelerinden ürettiği çok değerli ve faydalı bir ürün olduğunu belirtti. Arıların kovan temizliği ve yapı malzemesi olarak kullandığı propolis, insanlar tarafından güçlü, antioksidan özelliklerinin yanında önemli hastalıklarda onarıcı, tedaviyi destekleyici etkileri dolayısıyla kullanılıyor. Propolisin antioksidan, antimikrobiyal, antifungal, antikarsinojen saymakla bitmez faydalı özellikleri sağlık alanında ispatlandı. Bunun için hedef kitle, daha çok kullanan kitle, kemoterapi alan kanser hastaları, diyabet hastaları ve sık enfeksiyon geçiren, boğaz enfeksiyonu, idrar enfeksiyonu geçiren hastalar. Ama tabii ki bu hastalar için bir destek tedavi şeklinde düşünülmelidir propolis. Arıların ağaçtan topladıkları reçineyi içine bal mumu katarak propolis haline getirdiğini anlatan Silici, bu ürünün kovanda hijyen sağlamak ve yapı malzemesi amaçlı kullanıldığını ifade etti. Propolis kovandan kazındığı gibi kullanılmaz. Mutlaka bazı işlemlerden geçirilmesi gerekir. Öncelikle kimyasal yapısının bilinmesi gerekir. Kimyasal analiz yapıldıktan sonra uygunsa bu saflaştırılır ve işlenir ve kullanılabilir daha sonra. Propolis'in sıklıkla sonbahar aylarında alındığını dile getiren Silici, propolis'in tıp alanında kullanıldığını vurguladı. Arı
arıcılar için tabii ki büyük önemli iki tehlike var. Çünkü arıcılar da kovandan topladıkları propolisi alkol içerisinde eritmek suretiyle hastalara verebilmekte. Bu çok yanlış. Birincisi alkol zaten başlı başına karaciğer enzimlerini yükselten bir faktör olduğu için hastalara zarar vermekte. İkincisi de toplanan propolis eğer bal arısı etrafta yeterince kaynak bulamaz ise asfalt, boya gibi zararlı maddeleri de toplayabileceğinden eğer kimyasal analiz yapılmazsa sağlıkta fayda yerine zarar getirebilir. Bu nedenle arıcılarımızın da bunu yapma, bu testleri yapma imkanı olmadığından üretmek onlar için yeterli olabilir. Önemli olan hijyenik, antibiyotiksiz, pestisitsiz, sağlıklı hijyenik ürün üretebilmek. Biz arıcılarımıza bunu tavsiye ediyoruz. Zaten ürettikleri ürünü pazarladıklarında onlar bir gelir elde edeceklerdir. Hastalar için ürün hazırlamalarını tasvip etmiyoruz. Çünkü kimyasal analiz yapmadıklarından ve doğru formülasyon uygulamadıklarından bizim için yaygın bir kanı olan üreticiden alınan her gıda maddesi mükemmeldir kanısının yanlışlığıyla ortaya çıkarak mutlaka kimyasal analiz yapılması gerektiğini öneriyorum. Silici, kovandan arıcılar tarafından alınan propolisin kimyasal işlemlerin ardından kullanıma sunulabileceğine dikkati çekti. 3. Ordu Kitap Fuarı sona erdi. Yaklaşık 36 bin kitapseverin ziyaret ettiği kitap fuarında birçok yazarlar da ziyaret edildi. Bu yazarlardan biri de Bilal Sami Gökdemir'di. Daha önceki kitap fuarına katılıp orduyu çok beğendiğini söyleyen Gökdemir, TV52 açıklamalarda bulundu. Kitap fuarları şüphesiz yapıldığı illerin kültür sanatına katkı sağlıyor. Bu fuarlardan biri olan ve üçüncüsü düzenlenen kitap fuarını yaklaşık 36 bin kitapsever ve çok sayıda yazar ziyaret etti. Bu yazarlardan biri de Bilal Sami Gökdemir'di. Polisiye romanlarıyla geniş okur kitlesine ulaşan, her katıldığı fuarlarda en fazla satılan kitaplara sahip olan Bilal Sami Gökdemir, yazmaya başlama serüvenini anlattı. İlkokulda başlamadan önce annemin okumayı yazmayı öğretmesiyle başladım ben okumaya yazmaya. O zamandan beri ailemin teşvikiyle, öğretmenlerimin desteğiyle sürekli bir şeyler karaladım. Bunlar tabii çok böyle edebi değerleri belki bugün baktığımda olmayan şeylerdi ama en azından cesaretlendirme anlamında, medeni cesaret kazanma noktasında benim için önemliydi. İlerleyen zamanlarda özellikle işte ilçe gazetelerinde, il gazetelerinde yavaş yavaş yazılar göndermeye, yayınlamaya başladık. Arkasından sosyal medyanın da özellikle patlamasıyla birlikte orada oluşan bir takipçi kitlesi vardı. Bu kitle bizi kitaba yönlendirdi ve ilk çıkan işte şu saatte orada mıydın kitabıyla basın yayın sektörünün farklı bir kulvarında çalışmalarımıza devam etmeye başladık. Bunun da arkası geldi. Okuyucular sağ olsun sizin de dediğiniz gibi tuttular öyle söyleyeyim. İlk kitap çok kısa bir zamanda peş peşe baskı yapmaya başladı. Arkasından da işte ikinci kitabı bekliyoruz falan derken 2, 3, 4 bugün baktığımızda işte bugün 5. kitabı hazırlıyoruz yani. Bilal Sami Gökdemir kitap fuarlarının şehirlere yaptığı katkıya da değindi. Özellikle Anadolu'nun okuyucusu öyle söyleyeyim. Mesela ben İzmit'te oturuyorum. İzmit'te, İstanbul'da insanlar işte yazar görmeye, sanatçı görmeye doymuşlar. Dolayısıyla Anadolu'da biraz daha bunun hasreti var. İnsanlar görmek istiyorlar, birebir konuşmak istiyorlar, muhatap olmak istiyorlar. Biz de yazı yazıyoruz ama işte kimseyle görüşemiyoruz, fikir alamıyoruz diyorlar mesela. Dolayısıyla fuarlarda böyle küçük zamanlarda bile olsa, 3 dakika, 5 dakika bile olsa okuyucuyla birebir konuşup tavsiyeler verebiliyorsunuz. Bu anlamda ordunun da mesela ileride çok büyük değerler yetiştireceğine inanıyorum ben. Bunun yolu da işte bu tür etkinliklerden geçiyor. İnsanlar senede bir belki buraya gelen yazarlardan, sanatçılardan bir iki cümle en azından bir şeyler öğrenmek istiyorlar. Birebir hani alıştırmaları birebir yapıyorlar. Bu anlamda bu katkının çok fazla olacağına inanıyorum. Gökdemir Ordu Kitap Severleri ve Ordu Kitap Fuarı'nı değerlendirdi. Ordu'ya ben ilk defa 3,5 sene önce geldim. Birinci kitap fuarına gelmiştim. 3,5 sene önce yapılan. Arkasından 3,5 senenin sonrasında burada çok bir kitap fuarı yapılmadı herhalde bildiğim kadarıyla. Dün bizim burada imza günümüz vardı. Şunu gördük. O kitlenin artarak, yani büyüyerek deyim daha doğrusu, devam ettiğini gördük. Dolayısıyla bu anlamda sevindik. Ordu Kitap Fuarı'nın ben gerçekten özellikle orduların kitabı olan ilgisini görüyorum burada.
Sadece burada görmekle kalmıyorum. Sosyal medyada 3,5 senedir mutlaka her paylaşımın altında en az bir tane, iki tane orduya ne zaman geleceksin soruları devam ediyordu zaten. Dolayısıyla 3,5 senenin sonrasında böyle bir hasret gidermiş olduk. Orduların kitabı ilgisi çok büyük. Bu anlamda ben yetkililerin bu ihtiyacı karşılayacağını düşünüyorum. Bu fuar çok güzel bir fuardı. Bunun devam edeceğine inanıyorum. Devam etmesinin gerektiğini düşünüyorum. Fuar sonrası ordu güzelliklerini gezen ve bu görüntüleri takipçileriyle paylaşan Bilal Sami Göktemir her paylaşımında orduyu anlatıyor. Mesela biz çok kullanılmış kalpler dükkanındaki bu üçüncü kitapta Kerem isminde bir karakter var. 8 tane il geziyor. Bu illerden bir tanesi Ordu mesela. Ben 3,5 sene önce Ordu'ya geldiğimde Ordu hakikaten çok hoşuma gitmişti. Aşağı yukarı Türkiye'nin 70-71 tane ilini gezdik. Bu kitapta hangi iller olsun diye böyle bir kendimce seçme yapmaya çalıştım. 7 tane il seçtik. Bir tanesini de sosyal medya üzerinden anketle okuyucularımıza seçtirdik. Toplamda 8 il seçilmiş oldu ve bunlardan bir tanesi Ordu'ydu. Dolayısıyla Ordu'yu anlatmak istedik. Yani şu güzelliği özellikle hemen hemen şöyle söyleyeyim, gittiğim hiçbir yerde görmedim. İşte sağ tarafta yeşil var. Şimdi tabii tam mevsimi değil belki ama göremiyoruz puslu gibi. Sol tarafta mavisi var. Dolayısıyla burayı özellikle anlatmak istedim. Nasip oldu. Kitap çıktıktan 1,5 sene sonra buraya geldik. Az önce işte siz de gördünüz. Sosyal medyadaki takipçilerimize bir canlı yayın yaptık burada. Kerem karakterinin Ordu'da, Boztepe'de anlattığı kısmı burada okumuş olduk takipçilerimize. Ve şimdi bir mutluluğun haberini ekranlarınıza getireceğiz sayın seyirciler. Hatımköy Ordular Dernek Başkanı Zekai Alır'ın kızı Saliha Alır hayatını Kamil Arslan'la birlikte birleştirdi. Bizler şu anda Hatımköy'deyiz. Hatımköy Ordular Dernek Başkanı Zekai Alır abimizin ilk ve güzel bir günündeyiz aslında. O evlatlarının ilk mutlu gününde bizler de yalnız bırakmadık. Hatımköy Ordular Dernek Başkanı Zekai Alır'ı mutlu günde hemşehrileri, eş dost ve akrabaları yalnız bırakmadı. Zekai Alır'ın kızı Saliha Alır hayatını Kamil Arslan'la birleştirdi. Düğünde Zekai Alır düşüncelerini dile getirdi. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Bugün hem mutlu günümüz hem hüzünlü günümüz. İşte çocuklarımızın mürüvvetini görüyoruz. Vallahi ne söyleyeceğimi bilmiyorum işin açıkçası. Dediğim gibi ilk düğünümüz, ilk evladımızın düğünü, onun sağlam temellerini atıyoruz. Allah mutlu mesut etsin. Sizleri, bizleri, yeni evlenenleri, evlenecek olanları buraya düğünümüze uzaktan yakından gelen herkese ama herkese bütün kalbimle, bütün samimiyetimle teşekkür ediyorum. Zekai Alır düğünde yapılacak aktivitelerden bahsetti. Aydın Beyoğlu sanatçımız, değerli sanatçımız burada olacak. Zamansız Mehmet şairimiz burada olacak. Güzel söyleyişleri olacak inşallah. Düğünümüz bu şekilde güzellikler içinde devam edecek diye düşünüyorum. Sizler de buradasınız. Dediğim gibi herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum, arz ediyorum. Heyecanlıyız, mutluyuz, onurluyuz. Hep beraber inşallah. Hani bir laf vardır, böyle mutluluklar paylaştıkça çoğalır. Hüzünler ve kederler yine paylaştıkça azalır diye. Bugünkü mutluluğumuza sizler de ortak oldunuz. Güzel dostlarımız, arkadaşlarımız, hemşehrilerimiz de ortak oldular. Allah mutlu huzurlu etsin, Allah mesut etsin. Düğüne katılan Arnavutköy Ordular Dernek Başkanı Murat Öztürk de evlenen çifti mutluluklar diledi. Bizim kızımız, ben manevi babası oluyorum kızımızın. Evet. Ben de bir onun kadar hüzünlüyüm bugün. Allah mesut bahtiyar etsin diyoruz. Teşekkür ediyorum. Düğünde gelin ve damatın yanı sıra davetliler de çalınan müziklere oynayarak eşlik etti. Genç çifti mutluluklar dileyerek biz de vedamızı yapalım. Birazdan spor, ekonomi notları ve yol bültenini izleyebilirsiniz. Mutlu akşamlar diliyoruz. Mutlu akşamlar sporun doğru adresi TV52'ye hoş geldiniz. Ordu Spor'da payas hazırlıkları başladı. Ligde peş peşe aldığı 3 mağlubiyetin ardından morallerin bozuk olduğu mor beyazlı takımda geçen hafta antrenmanda tartışarak kadro dışı kalan ve Sultanbeyli Belediyespor'un müsabakasının kadrosunda yer almayan 3 futbolcu Kaan Kars, Doğancan Aynacı ve Furkan Mızrak yeniden takımla birlikte antrenmana başladılar. Ordu Spor'da payas hazırlıkları başladı. Spor Toto 3. Lig 3. grupta
üst üste aldığı mağlubiyetlerle son sıraya gerileyen Ordu Spor 10. haftada deplasmanda karşılaşacağı Payas Spor hazırlıklarına başladı. Ligde peş peşe aldığı 3 mağlubiyetin ardından morallerin bozuk olduğu mor beyazlı takımda geçen hafta antrenmanda tartışarak kadro dışı kalan ve Sultanbeyli Belediyespor müsabakası kadrosunda yer almayan 3 futbolcu Kaan Kars, Doğancan Aynacı ve Furkan Mızrak yeniden takımla birlikte antrenmanlara başladılar. Ligin 10. haftasında Payas Spor deplasmanına gidecek olan Ordu Spor'da defansın değişilmez isimlerinden Asımcan Çaykıran antrenman öncesi soruları yanıtladı. 3 haftada peş peşe gelen mağlubiyetleri Payas Spor deplasmanında telafi etmeyi düşündüklerini söyleyen genç defans oyuncusu alınan mağlubiyetlerin nedenini açıkladı. 3 haftada dediğiniz gibi kötü bir gidişat var. Ama biz ilk 6 haftada ne yapacağımızı gösterdik. Hani bunu da yapacak gücümüz var. Sadece bu 3 haftada giden bir kötü gidişat var. İnşallah Hatay Payas maçında da bunu düzeltip çıkışa geçmeyi düşünüyoruz. Ya ilk maçtaki mağlubiyet bireysel hatalardan dolayı kaybettiğimizi düşünüyorum. İkinci maçta da maçı hafta içi oynadık. Hani o maçın yorgunluğuyla hani onun için kaybettiğimizi düşünüyorum. Bu maçta da iyi oynayıp sonucu alamadık. Yani iyi oynadık. 3-4 tane net pozisyonumuz var. İşte hakemin de boş yere verdiği bir penaltı maçı kaybetmemize neden oldu. Ama iyi oynayıp kaybettik bu maçı. Rakibin sıralamasının kendileri adına önemli olmadığını söyleyen Asımcan Çaykıran, amacımız her maçta 3 puan almak açıklamasını yaptı. Rakibin iyi veya kötü olması bizi pek ilgilendirmiyor. Bizim ne yapacağımız önemli. Hani bu maç için de en iyi şekilde hazırlanıp bu maçı kazanmayı düşünüyoruz. İnşallah Allah yardımcımız olur. Oradan 3 puan alıp geliriz. Evet. Gibi ilk 6 haftada çok iyi bir savunma yaptık. Ama ondan sonraki haftalar genellikle duran toplardan gol yemeye başladık. Ama hani bunu da geçen maçta düzelttiğimizi düşünüyorum. Bu da daha iyi olacak ilerleyen haftalarda. İnşallah bunu halledip önümüze bakacağız. Seri galibiyetlerle ligde kalmayı düşünüyoruz inşallah. Evet, çok sağ olun. Teşekkür ederim ben de. Fas'a Belediyespor'dan destek kampanyası. Bölgesel Amatör Lig 4. grupta sezona çok geç başlamasına rağmen ilk haftadan itibaren aldığı başarılı sonuçlarla yenilgisiz olarak liderliğe kadar yükselen Fas'a Belediyespor'dan bir hesap açarak taraftardan destek beklediğini açıkladı. Fas'a Belediyespor'dan destek kampanyası. Bölgesel Amatör Lig 4. grupta sezona çok geç başlamasına rağmen ilk haftadan itibaren aldığı başarılı sonuçlarla yenilgisiz olarak liderliğe kadar yükselen Fas'a Belediyespor'dan taraftara çağrı. Haydi Fas'a, takımına sahip çık. Bölgesel Amatör Lig 4. grupta ilk 6 hafta sonunda 14 puana yenilgisiz lider durumda olan Fas'a Belediyespor bu sezon Ayhan Demir başkanlığında bambaşka bir yapıya kavuştu. Güçlü bir teknik ekip ve futbolcu kadrosuyla geç de olsa lige başlayan Sarı Lacivertli kulüp grupta iyi işler yapmaya devam ediyor. İşte bu iyi işlerin devam edebilmesi için desteğe ihtiyaçları olduğunu söyleyen kulüp taraftarından hem maddi hem manevi olarak destek istedi. Kulüp adına bir hesap açan yönetim ne kadar olursa olsun her türlü desteğe açık olduklarını dile getirdi. Aldığı başarılı sonuçlarla hedefini üçüncülük olarak koyan Sarı Lacivertliler daha da güçlenebilmek için açtıkları hesapla taraftarın maddi ve manevi desteklerini beklediklerini açıkladı. Ordu 1. Amatör Lig'de ilk hafta geride kaldı. Alınan sonuçlara göre A grubunda Aybaslı Spor, B grubunda ise Çaybaşı Spor farklı galip gelerek ilk hafta liderliğe yükselen iki takım oldu. Ordu 1. Amatör Lig'de ilk hafta geride kaldı. A grubu karşılaşmasıyla başlayan Ordu 1. Amatör Lig'de perde Eski Pazar Spor, Altın Ordu Belediyespor karşılaşmasıyla açıldı. Takımların ilk kez görücüye çıktığı haftada favoriler kazandı. Alınan sonuçlara göre A grubunda Aybaslı Spor, B grubunda ise Çaybaşı Spor farklı galip gelerek ilk hafta liderliğe yükselen iki takım oldu. 35 golün atıldığı ilk hafta mücadelelerinde 4 maçta ev sahibi takımlar sahadan 3 puanla ayrılırken 5 maçta ise deplasmandaki takımlar galip geldi. Bir maç ise beraberlikle sonuçlandı. 20 takımın iki gruptaki mücadelesinde şu sonuçlar alındı. Eski Pazar Spor 0, Altınordu Belediye Spor 2, Kumru Spor 2, Perşembe Spor 0, Gölköy Spor 4, Soya Spor Gençlik 2, Fas'a Yaşam Spor 1, Demir Spor 3,
Ulubey Belediyespor 5, Korgan Spor 0, Ordu İdman Yurdu 0, Ünye 1957 Spor 2, Çamaş Spor 2, Kiraz Limanı Spor 1, Kapadaş Spor 1, Aybasi Spor 6, Esnaf Spor 0, Çaybaşı Spor 4, Turnosi Spor 0, Akyazı Spor Gençlik 0. Tiryaki'den şok ayrılık. Ordu Spor'la aynı grupta mücadele eden Afşet Afyon Spor'da görev alan Cüneyt Tiryaki 4-3 kazandıkları Diyarbakır Spor maçının ardından görevinden istifa etti. Tiryaki'den şok ayrılık. Ordu Spor'la aynı grupta mücadele eden Afşet Afyon Spor'da görev alan Cüneyt Tiryaki 4-3 kazandıkları Diyarbakır Spor maçının ardından görevinden istifa etti. Afşet Afyon Spor'da görev aldığı süre içerisinde gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken deneyimli teknik adam geçtiğimiz sezon Afyon temsilcisini Bölgesel Amatör Lig'den Spor Toto 3. Lig'e çıkarmayı başarmıştı. Sezon öncesi yeniden Afyon yönetimiyle masaya oturan Tiryaki bu sezon 9 maçta Afşet Afyon Spor'un başında görev aldı. Yaptığı yazılı açıklamada teknik direktörlük görevinde yaşananların çalışma arzusu ve çalışma isteğinin düşmesine yol açtığını kaydeden Tiryaki Diyarbakır Spor karşılaşması öncesi yönetimi istifasını sunmuştu. Afşet Afyon Spor yönetimi de Tiryaki'nin istifasını kabul ederek deneyimli teknik adamla yollarını ayırdığını duyurdu. Ligde geride kalan 9 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 yenilgi alan Afşet Afyon Spor'da kulüp başkanı Salih Sel ise yönetim olarak Cüneyt Tiryaki ile yola devam etmek istediklerini ancak kendisinin istifa dilekçesini sunduğunu söyledi. Hocanın kararına saygı gösterdiklerini ve istifasını kabul ettiklerini kaydeden başkan, yeni teknik direktör arayışlarına başladıklarını belirtti. Spor haberlerinin sonuna geldik. Bizi izleyen haberiniz olsun. Mutlu akşamlar. Değil 282 noktada doğa dostu hizmet anlayışıyla hizmetin gülen yüzü Turnagaz yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü verilerinden elde edilen bilgiler ışığında yollardaki son durumu aktarıyoruz. Beşikdüzü, Trabzon yolunun 0. ve 57. kilometreleri arasındaki müxtelif kesimlerde bulunan köprülerde yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle 08-18 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Torul, Gümüşhane yolunun 38. kilometresinde bulunan Mescitli 1. tünelinde yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle 26-10-2016 26-11-2016 tarihleri 08-18 saatleri arasında ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek Kavşağı-Sincan Kavşağı kesimi 0. ve 10. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle belirtilen kesim trafiğe kapatılarak ulaşım Sincan Kavşağı-İncek Kavşağı istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TEM Otoyolu'nun Metris Kavşağı-Levent 1. Kavşağı kesimi 3 ve 18. kilometreleri arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle önce Ankara-İstanbul, daha sonra İstanbul-Ankara istikametinde 22-06 saatler arasında şerit kapatması yapılacağından ulaşım açık olan şeritlerden sağlanacaktır. Çalışma önce Metris Kavşağı'ndan başlayacak, daha sonraki aşamada ise Hastal Kavşağı, Metris Kavşağı arasında devam edecektir.
Gebze, İzmit kesiminde 37. kilometresinde Çayırova Köprülü Kavşağı'nda yol yapım çalışmaları nedeniyle kavşağın güney tarafından İstanbul'dan gelip Bayramoğlu'na giden kol ile otoyoldan gelip köprü üstünden geçerek Bayramoğlu'na giden kollar trafiğe kapatılacak olup Bayramoğlu istikametine gidecek sürücüler için kavşağın bitiminden sonra ulaşım servis yolundan sağlanacaktır. Bursa Çevre Otoyolu, Yalova, Karacabey Köprülü Kavşağı 0. ve 8. kilometreleri arasındaki kesimde üst yapı çalışmaları nedeniyle Görükle, İzmir istikameti trafiğe kapatılacağından Mudanya istikametinden İzmir istikametine seyreden araç sürücüleri Görükle ayrımından Görükle bağlantı yolunu kullanarak İzmir istikametine yönlendirilecektir. İl 282 noktada doğa dostu hizmet anlayışıyla hizmetin gülen yüzü Turnagaz yol durumunu sundu. Sizin sesiniz, sizin görüntünüz. Adını bu şehrin taşından toprağından alan sizin kanalınız TV52 artık İstanbul stüdyosuyla çok daha güçlü. Gurbettekiler, Sıla hasreti çekmeye son. TV52 Sıla'yı İstanbul'a taşıdı. TV52 İstanbul stüdyosu 4 Kasım'da kapılarını açıyor. Haydi bu coşkuya ortak olun, sizin kanalınıza sahip çıkın.